Efendim, Kur'an-ı Azimüşşan'da Kehf suresi var. Orada da bir köpekten söz ediliyor ve diyor ki Kehf suresinde köpekleri onların kapısında durur mealindeki ayetin manası nedir? Bize biraz bunu açıklar mısınız efendim? Efendim şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz Ashab-ı Kehf var. Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden ilk Hristiyanlar. Onlar tabi 300 seneye yakın, yani aşağı yukarı 300 seneye yakın. Onlar mağaralarda saklamak zorunda kaldılar, imanlarını korumak için. Yani bu demek değildi ki efendim onlar 300 sene hep mağarada kaldılar. Bazen nasıl ki bu devirde de öyledir. Bazen bir hükümet değişince, farklı böyle bir iktidarlar geçince, işte başbakan değişiyor, bakan değişiyor. Onunla biraz devletin tutumu sert olan tutum yumuşuyor veya böyle bir değişiklikle yumuşak olan tutum belli bir dinle ilgili, belli bir kitleyle ilgili o sertleşiyor. Böyle biz bunu bugünlerde nasıl yaşıyorsak, o zamanlarda da böyle bir yönetim değişiklik olunca eğer yumuşak tavra sahip olanlar varsa bunlar mağaralardan çıkıyorlardı. Tamam. Ama daha zulmeden daha ne diyeyim, sert tutum olanlar var ise bunlar mağaralarında saklanıyorlardı ve orada da Allah-u Teala o durumu anlatmak için köpekleri diyor. Orada mağaranın başında Mecaz bir anlam var. yok yok gerçekten mağaranın başında bekliyor adam bir önceden haber veriyor birisi geliyor düşman geliyor Anladım, vesaire evet. diye. Bunu biz bugün de Hristiyan aleminde Avrupa'da görmekteyiz. O zaman köpek bunlara çok vefa etti. Tamam, bunlardan ayrılmadı, bunları korudu ve bugün Çok aynen enteresan o tespit, evet. onun neticesinde bunlar da köpeğe çok bağlandılar. Evet, Biz çok bugün görüyoruz ki doğru. bugün Avrupa ülkelerinde de köpek Her bunların Hristiyan'ın evinde bir evet köpek var ya. kapıların girişinde köpek var. Evet. Aşağı yukarı her yerde var. Orada değil mi? Evet. Hatta onu evlatlardan bile daha çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Yani onun ne diyeyim belli haklar var, hukuklar var. Allah Teala onu ne diyeyim anlatıyor ki o Evet. milletin kapılarında Çok veya enteresan. kapıların girişinde, o zaman tabii mağaranın girişinde köpek var diyor. Tamam, köpek de Evet. o diyor elini böyle ellerini ve ayaklarını uzatıp diyor. Orada duruyor, bekliyor. Onu biz bugün de görmekteyiz. O devir ve bu devir bu sure bir şekilde bu ayet bir şekilde bunu Evet. açıklık Evet. anlatıyor diyelim. Bizim Ashab-ı Kehf'in o inananlarının Türkiye'de İskenderun'da yattıklarına falan dair inanışlar var. Farklı ülkelerde var efendim. Ben Türkiye'ye de gittim orada da Evet. efendim burada hatta ben o mağaralara Yatırlar kendim var indim. orada. Ben oraya mağaralara kendim indim. Bizzat ziyaret ettiniz. Tabii, gittim böyle 4-5 kat aşağıya kadar ben indim birkaç sene Evet. önce. Ama bunun başka yerlerde söylenenler var. Ama nerede olursa olsun ama önemli olan böyle bir tarihi bir olaydır. Hristiyanların başına ilk uç asır Evet. böyle sıkıntılar geldi ve onların imanlarını korumak için Evet. hem Yahudilerden ve hem de Romalılardan Evet. kendilerini korumak için, Evet. imanlarını korumak için böyle bir tedbir almak zorunda Evet. kaldılar. Ve o zaman da köpekler onları bir şekilde Çok korudu, bir teşekkür tedbir ederim. olarak Evet ve efendim. bu köpekle olan ilişkileri hala o şekilde devam ediyor. Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ashab-ı ederim. Kehf'le ilgili, biz Kayserliyim ben. Ürgüp-Göreme bölgesinde de bu yeraltı mağaraları var. Evet. Oraları biz gezdik. 7 kat aşağı iniliyor. Evet, ben de oraya gitmiştim. Evet, evet. Çok teşekkür ederim Ben efendim. teşekkür ederim. Çok Sağ olun. enteresan ve ilginç bir tespit. Evet. Teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi